Bir örnek verin. Tarihi geçmiş bunun ama. Ha, dün 11 Şubat yazıyor burada. Zartı da burada hatta. Birinci psikiyatrı. İstenen belge ne oluyor acaba? Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba hocam. Farkın var. İstenen belge ne oluyor, onu bir öğrenebilir miyim? Hani orada için. Senin bir 6 aylık raporun var. 6 aylık değil de süresiz o en son verdim. Sonra bize ona göre bilgi versin. Raporun en son abi ne durumda? Geçen sorduğumda herhangi bir şey yok. Hani süresiz dediler. Raporlar süresiz oluyor mu? Rapor değildi ki geçen kişi yaptı. Hani 6 aylık falan değildi. Hatta gidip sordum. Sizin burada dedikten sonra gidip sordum. Öyle bir şey yok dediler. Hani bu raporun süresi yok. Hani hatta başhekim yardımcısıyla bilmiyorum da oradaki tüm yetkililerle diyeyim artık. Yani yetkililerle bizden şey istiyor ya. Bu adamın onu bana yazıyla verseniz. Neyi? Müfettişlerle. Yok, içeriden demişler. İçeride bizden raporunu istiyor. Raporunu gönderdik. İçeride şu an. Çünkü ben sizinle konuştuktan sonra gittim. Öyle bir şey yok dediler bana. Hani resmi bir yazı getirin ne istenildiğine dair. Yazı yazmıştık zaten. Dedim ki Acı İlbey'in İlbey Yılmaz'ın son durumun ne oldu hakkında? Son durum diye bir şey yapmıştı. Son durum o verilen bu şey. Bu raporda 6 ay yazmıştı. Yok. Yok süresizdi. Aynı bu yazı istediğimiz raporun süresizdi. Sayın müfettişlerimizle ben bir görüşeyim gene de. Buradaki müfettişler değil, il müfettişleri. İl müfettişleriyle de bir görüşüm. Ya dosya şu anda çok karmaşık hocam bu işler, ben anlamadım. Biz de anlamıyoruz ki. Ben oraya sevk edeyim, hiçbir şey yokken sevk ettiler güzelce şeylerle. Bakalım ne olacak, bakalım ne olacak. Bakın gel.
Ay yok yani. Ne işte? Şey yaptı. O Bakırköy'deki doktorlar da suç işleyecek eğer. Çünkü geçenki gittiğimde bana bir yazıyla getir dediler. Yani. Ne istiyorsan onun yazısını getir. Bak şimdi. Şu yazıyı onlardan çekmiştim ya. Şurada diyor ki, sen bu yazıyla bu bölüme git. De ki, arkadaş senden ne istiyorlardı ben de bilmiyorum. Ne istiyorlar siz? Siz iyi bilirsiniz hocam hani. Ya, rapor, ne rapor istiyor? Benim bir raporu 6 aylık diyor. 6 aylık yok, süresiz. Hatta geçen sordum sizinle burada konuştuktan sonra. Ya, yok yok, süre yok dediler. Yok, büyük suç işleniyor hocam. O Güzelce'deki şeyde de çok büyük suç işlendi. Bak o müfettişlerimiz de çok büyük suç. Çocuklara yaptırdıkları o terbiyesizlikleri ben bir ortaya bir çıkarabilsem bu polis neye girmeli? Bu polis bir girerse bak herkes tutuklanıp cezaevine gidecektir bak. Zannetmeyin ki siz böyle rahat 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 istedikleri gibi olsun. Peki. Ben hiçbir şey demem. Ben sadece ben oradan oraya gidiyorum. Evet öyledir. Yok yok size demiyorum. Size demiyorum yani. Yani sizin... Hani durmadan. Yok yok. O Güzelce'deki o hocalarımız bak nasıl cezaevine girecek. Eğer ki. Orada yaptılar işte. Başıma ne geldiyse. Eğer ki o olay olmasaydı. O 9 yaşındaki bir çocuğa yaptırdıkları o terbiyesizlik üstüme kalacak. O üstüme kalmasın diyerekten oldu zaten. Zaten kimse dinlemedi beni. Ne adliyede dinlendim ne burada. Burada zaten dinlemiyorsunuz da. Hatta siz... Biz dinleyeceğiz boşa gider. Yok yok burada istenmemiştik zaten ilk geldiğimizde. Ben bilmiyorum. Sizi görmedim mi? Benim yeni olduğum için yani 2 yıl. Neyse. Ya daha özel sızlanıyor ama yani ne geçti ne geçmedi bilmem. Allah büyük. Bu şeyi bana geçen de verdiniz. Böyle böyle dedim. Hani ne bana bir yazı o yazıyı bana bir verin diyorum yani. Ne istendiğine dair bu yazıyı bana bir verin. Bak şurada ne diyor? İki yazımızda adı geçerli. Bey Yılmaz hakkındaki istenilen belgenin düzenlenmesi için Ali Üstelik'i hattı üzerinden randevu almana cinsi ihtiyacı diyor. Tamam. Yani nedir? Ne istemiyor? Ne istemiyor? Üretişen ilçeyi. O her şey var. İrfan Bey'in dediğine her şey müfettişleri yaptı demiştim bana. O 2 sene önce 2014'ün Ocak ayında ne olduysa bilmiyorum. Ya polis mi artık bir şeyler oldu. Herkes suçu birbirinin üstüne atacaktı neredeyse. O kadın gelip illa beni arasın diye Mübeccel Özçelik'in telefon bırakmıştı. Aradım. İşte hocam her şey... Hocam raporda en son tarihle bölümünü nasıl seçildi? İnsanda 2015'te kontrolü görünüyor ama devletimizin 6 ayda bir... Şimdi ben geçen sizin şeyinize istinaden gittim sordum. Biliyorum. Öyle bir şey yok dediler hani. Ne isteniyorsa bana yazıyla getir dediler. Rapor 6 ayda bir yenilenmesi gerekiyor. Yok o... Daha iyi bilirsin. Ama ben sana söylüyorum. Geçen de gittim hani sizi deyince gene gittim. Bana oradan hani böyle bir şey olmaz öyle. Bana bir yazıyla gelse. Tamam o zaman şimdi yapamam. Orada yazı varsa tamam. Yazıdan bir tane ikisi de Yılmaz hakkında İngilizce ilgilenip düzenlenip için seri yaptığınızı zanzi olarak bir bilgini başlamak. Şimdi sen öncekinin kafada komşu bahsedin. Aslı da bahsedin. Evde bir yerde de ne yaptım bilmiyorum. Ya olmaz ama. Fotokopiyi verirsiniz. Siz sana veririm. Şimdi şu anda yıllarca öğretmenlik yaptım. Senin mesleğin ne? Öğretmenim ben mi? Öğretmen. Peki şu anda sana bir öğretmenlik veriyor muyuz? Hayır. Veremiyorum. Peki. Şimdi de diyor ki geliş mesela bir de yerden verelim. Senin cebinde şu anda bir rapor var. Diyorsun. Bu arkadaşın sınıfa giden bir bilgi. Ancak kullanım
diyorum ki sizin sözünüzü kestim. Güzelce ben ayrıldığım vaktin ses kaydını bile almıştım. Bu nasıl bir 12 tane iddiası varmış Sayın Cahit Müftüoğlu Bey. Siz tanıyorsunuz. Ya, şey, ben en son görüşmemin bile ses kaydını aldım bak Cahit Müftüoğlu. Bu büyük suç hocam. Bu cezaevinde yıllarca sürmesi lazım bu adamın. O çocuğa yaptırılan o terbiyesizliğin daha bir şey. Siz de hani siz de hak veriyor gibisiniz onlara. Bak bu hayır, büyük bir terbiyesizlik var. Geçmişte şuna buna hak veriyorum diye. Şu anda dediğim gibi yazıyla. Tamam onu ya, hallederim ben. Ben sana diyorum ki. Ama yazıklar olsun diyorum ben. Sadece hiçbir şey demiyorum. Bir burada. Ben sana ne o kaymakamı bir şey söyledim. Ne o ülkeyi bildiğimi dedim. Şimdi bak bana suçlamaya kalktın. Öyle de işte. Hayır suçlamaya kalktın. Bak, ben seni suçlamıyorum. Ama sen de destekliyorsun diyorsun. Bak ben mantıklı. Destekleyeceğini söylerim. Hatta burada Erdem Bey'e de sordum. Ben sana şunda haklısın ha. Hiç şey söylemiyorsun. Hiçbir şey eleştirmem. Ben sadece bana geldikten sonra ne dedi sana? Bir raporunu aldı geldi. O zaman ne yapıyordu raporu? Şu kadar zaman. Geldi ben burada derse girdim 2 hafta önce. Tayin çıkmış burada derse girdim. O zaman bu kadar insana yok, ben de aramıyorum da yapılarını söylüyorum. Biz nasıl yapacağımızı düşünüyoruz, tamam mı? Sen şimdi şunu al, bizim o şeyden de fotokopi ver ona. Ya, tamam mı? Bu öğretmen, yani gördüğünüz yerine diyor ya. Aslında zancı olarak, ha burada, yani sen orada arkadaş, siz bana dediniz ki, orada diyeceğin laf şu. Siz bana dediniz ki, derse giremez. Peki, ben şu an iyiyim. Derse girmek istiyorum kardeş. Sana rapor ver, derse girdim. Ya onu iptal etsin, derse girdim. Ya da tekrar şunu diyebilir. Tekrar geri hizmeti görevlendirmesinin devamına. Güzel şey demiyorum ben. Niye böyle diyor hani? Ya, bana yapılarını söylüyorum sadece. Müdür Bey, ben şimdi hatta temizleme gelmedi yani bugüne kadar. Ben hiç biliyorum. Ben ilk severiz Müdür Bey. Ama daha öncesini bilmem. Yok, daha önce görüşmedik zaten. Yani adam bir şey demedi yani. Ha, sadece yani geliyor, evrak verir. Yalla. Ama şey yapacağım o. Ya sen burada müdür oldun. Şu evrakları kim düzenliyor diyorum. Niye düzenliyorlar bu şekilde? Kim düzenliyor ki? Sefer Bey, Sefer Bey'imizi iyi bilirsiniz şube müdürü. Ama bak o olaylar, o çocuğa yaptırılan terbiyesizlikte şube müdürümüz yine Sefer Bey'iz. Sefer Bey'in başka özelliklerini de anlatmayayım. Yani Sefer Bey öyle bildiğiniz gibi. Amir olaydı. Yani öyle çok güzel bir amir mi acaba? Bakalım. İşimiz gereğiniz. Gezi yok. Var Sefer Bey'in. İyi bir amir. Gezmem oturmam. İyi bir amirim var. Bence de. Ben yazdım. Bana yazdım. Sen yazdın. Cevabını verdim. O kadar. Ya ben de eskiden öyleydim de. Yani biraz sohbet edince pek. Yani. Sefer'in ayrı bir dünyası var. Yani bayağı bir ayrı bir dünyası varmış. Yani görüldüğü gibi şurada müdürümüz. Hani hiç yanlış olması öyle değil. Mümkün değil. Yazıklarız. Başka. Eğitime kadar ben de senin gibi öğretmenim geçerli kadar. Hiç işim olmaz. Neyi daha fazla. Nerede öğretmenlik yapıyorsun? Atama çizim. Büyük çekmedi ben. Neyse. Allah büyükte. Yazıklar olsun diyorum. Ben sadece hiç şey demiyorum. Buradaki eğer ki o olay olmayaydı. Küçücük çocuğa yaptırılan o terbiyesizliği yapacaklar biz. Bunu ne? Hocam,
yoklamada yok girmesin diye söylersin. Teknolojik tasarım öğretmeni mi söylüyor? Şu anda neler? Vakit, Çile'nin yoklamada yok girmesin diye söylersin. Çile'ye yardım sunmalı. Çile'ye yardım, tamam. O doktorlarımız da var. Bu devlet büyük devlet. Öyle Saray Sierra diye bir kızın kadın mı Amerikalı birini Sultan Ahmet'te öldürdüler. Katilini devlet Suriye'ye kadar takip etmiş. Yurda girişte Hatay'da yakaladılar. Bu kadar güçlü bir ülkede isek hani bu işi çözmemelerinin imkanı yok. Bir tane alayım. Şimdi tamam. Soruyorlar oradan bana ne istiyor. Tamam. Şimdi bu benim bu yazıma cevap yazdığınız olur. Onun da bir örneği var. Yani o saray siyerlerin katilini bulamayacak ne etmiyor? Bulamayacak. Bu hiç çözemeyecek. Yani. Artık kim? Demek ki güçlüdür. Aynı Balkan yaptıysan. Kusura bakmayın durmadan hani gelip böyle bazen dert yanıyoruz da böyle. Sorun bir şey yok kardeşim. Yani. Sadece. Sadece Necip Bey'in yaptığı bile suç hocam. Çırağız eğitim müdürü. Bana hastaneye git dedi. Bir hafta sonra telefon etti. Sana burada verilecek işimiz falan yok dedi. Bir hafta sonra telefon etti. Sana soruşturma açmak zorunda. Sen ne için? İyi böyle böyle ben öyle bir şey demedim dedi. Gittim Sefer Bey'in yanına. Soruşturma açmak da testidir hocam bana Nihat Bey'dir. Bir telefon etti hani. Ama dediğiniz her şey kayıt altında dedim. Bu büyük suç dedim. Hemen duraktayıyoruz. Yani hiçbir şey yapamadı diyeyim artık. Necip. Necip Bey. Şey, Fuat Bey biliyor da sizin var. Hani böyle böyle bir tehdit etmişti. Yani az daha o zaman zaten dedim. Yok, dediğin her şey kayıt altında dedim. Büyük bir suç işliyorsun bu durumda dedim. Şeye Sefer Bey'e. Zaten ondan sonra müfettişler beni direkt Bakırköy'e sevk etti. Eğer ki bu polis bir girerse var ya, içeri giren girene. Allah. Yani diyecek bir şeyim yoksa. Neyse gider bununla bir şey yapalım. Abi hiçbirinin diyecek bir şey yok aslında biliyor musun? Senin diyeceğin bir şey yok. Biz de ya bu yok. Öyle bir şey ki. Öyle yabancıyız ki konuya şu anda. Ne desek? Yani anladığım bir konu. Size anlatılan. Milli eğitimle şuradan buradan anlatılan. Peki iç açıcı değil. Zaten tamam. Onları. Yani. Yani İrfan Bey geçen evet. Sene şey demişti, müfettişlerin odasında ulaş varmışsın, herkes başlar turlarına atıyor. Halbuki öyle bir şey yok. Nasıl öyleyim ki yok, camdan atmışsın başlar atmıyor. Ondan adamlar işeye gidemez olmuşlar. Yok öyle bir şey yok diyor. Yani o Arif hocamız lan o Arif nerede demişim ben güya müfettişti o da nerede lan o Arif demişim halbuki ben Arif'e gittiği zaman
Arif diye değil, Arif hocam veya Arif Bey diye hitap ederim. Lan o Arif nerede demişim. Böyle bir şey demedim, bu nasıl oluyor? Ha, Arif Bey, hani böyle bir şey demedim, bu nasıl oluyor? Sefer diye küfür etmişim ya. Ben daha geçen iki hafta önce Sefer Bey'in odasındaydım, hiç böyle bir şey. Yani küfür etmişsin derken, lan lan mı demiş, bu lanı da orada duydum işte. Yani, bu kadar. Sen de lan kelimesinin soruşturmasını geçirdiğin için biliyorum. Yo, öyle bir şey demedim ben. Hani. Ben dedim geçirdi soruşturma. Yo, ben demedim. Ben de abi var anne, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun dedim ben çocuğa. Baktım beni birbirine geldi, niye kahveni al. Ne aldı? Şimdi ben dedim, çocuğun yolunu almadı. Allah Allah. Bunlar demiş ki bunun için de bizler adam alıyor. Al. İnsan vardı aklı için bizi soruşturmama geldi. Neyse. Ya onlar olur. Onlar bana aldı cezalar. Neyse ben bir şey alayım o zaman. Sen bir anda bak. Bak. Tamam. Bu yazıyı göster. Diyor ki benim eski raporum bu. Bunları da kurumu, çalıştığım okulu sıkıştırıyorlar, rapor istiyorlar bizden. Nedir benim durumum arkadaş? Tamam. Ve tamam. Bana bir rapor ne veriyorsanız verin. Geçen sizin ağzınızda gittim söyledim böyle böyle rapor vereceksiniz. Böyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey olur? Hani süreç falan yok. Ya şimdi adam 6 ay yazıyormuş o raporun altındaki sana verdiğimiz kağıtları da yazıyormuş. Sen de incelersin zaten görürsün. 6 ay sonrasında ne yaptınız diye bize soru yiyecek. Ya ne yaptın ben adamı ne yapacağım? Sen bana sözü üret diyorsun içeri. Onlar da bilmiyor. Tamam. Neyse. Hadi kolay gelsin.